Haftaya bakıştan herkese merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde özellikle koronavirüs gündemiyle bu hafta karşınızdayız. Gördüğünüz gibi kolonyalarımız da burada hazır. Türkiye ilk koronavirüs vakası ortaya çıktığı günden itibaren yani birkaç gündür Türkiye'de müthiş bir temizlik furyası var. Herkes kolonyalar, dezenfektanlar, marketlerde boşaltılan raflar birçok görüntü var biz de kolonyayla çıktık yayınımıza. Kolonyamızı da arkadaşlar size de ikram edeyim. Buradan da bir çağrıda bulunmuş olalım hem. Dezenfekte olalım. Buyur kardeşim. Gökhan. Teşekkür <laughs> Evet. Bu kadar önemli bir gündem maddesini bu kadar komik bir şekilde karşılamamız, daha doğrusu Türkiye olarak e, gülerek karşılamamız aslında güzel bir şey. Bunu niye söylüyorum, neden söylüyorum? Çünkü koronavirüs gündemi ilk koronavirüs vakası dediğim gibi birkaç gün önce açıklandıktan hemen sonra Türkiye'nin birinci gündem maddesi oldu. Bütün gündemleri bıraktık. O yüzden haftanın konusu olarak da bunu seçtim zaten. Koronavirüs gündemi Türkiye'de iki şekilde ele alınıyor. Birincisi Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar, işte Milli Eğitim Bakanlığı, diğer kurumlar hep birlikte bir, Açıklama yapıyorlar, bir şekilde önlemler alıyorlar, tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın özellikle yapmış olduğu açıklamalar, sürekli kamuoyunu aydınlatması, bu sürecin ne kadar sağlıklı ile yürütüldüğünün bir göstergesi açıkçası. Bunun yanında diğer kurumların birçoğunun hemen hızlıca tedbirler alması, bazı kurumların tatil ilan, et, ilan etmesi, özellikle okullar bugün tatil edildi, yine üniversitelerde tatiller söz konusu aralar verildi bir şekilde. Ve Türkiye'de e, tedbir açısından devlet kurumları elinden geleni bir şekilde yapıyor. İkinci kısım ise halka, halka bakan tarafı. Halk olarak tabii biz e, aylardır, aylar öncesinden bu gündem olduğu için Türkiye'ye ne zaman gelecek diye beklediğimiz için birçoğu, e, yani halkın birçoğu özellikle maskelerle sokaklarda dolaşmaya çoktan başlamışlardı. Metrobüslerde e, önlemler alınıyordu bir şekilde ve herkes teyakkuz halindeydi. Fakat bildiğiniz üzere gündemimize geldiği zaman bir şeyi biz kolayca, hızlı bir şekilde e, sosyal medyanın da etkisiyle hemen bir malzeme haline getirebiliyoruz. Nasıl bir malzeme? Aslında komedi malzemesi haline gelecek birçok manzara çıktı ortaya. İşte dün Arap sabunu yiyen bir vatandaşımız varmış üstüne yoğurt yemiş. İnşallah bir şey olmamıştır. Yani bu tür bu tür manzaralar var maalesef. Yani yine Konya'da koronavirüsten dolayı Afgan mültecilerle kavga eden arkadaşlarımız var. Koronavirüs şarkısı diye bir şarkı çıktı. Sadece bir dilde değil birçok dilde, Kürtçe, işte farklı dillerde. Türkçe işte Karadeniz şivesiyle yazılmış horon şeklinde yazılmış şarkılar var. O şarkılar piyasada dolaştırılıyor. Koronavirüs doğası diye bir şey dolaşıyor etrafta. İnsanlar açıkçası bunu çok kolay bir şekilde tiye aldılar. Çok önemli, çok ciddi bir gündem maddesiyken Türkiye halkı buna bu şekilde gülebiliyor. Aslında bizim birçok şeyi açtığımızın göstergesi bu. Bence kötü bir manzara değil bunu söyleyeyim. Tabii ki de Arap sabunu yemeyin. Arap sabunu yiyerek ya da daha farklı çözüm yöntemlerine başvurmaya gerek yoktur. Sağlık Bakanlığı'nın, doktorların ve uzmanların söylemleriyle hareket etmek gerekiyor. Bunu tekrardan ifade edelim buradan. Koronavirüs gündemi Türkiye'nin artık bir numaralı gündemi. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü bugün de ikinci bir koronavirüs vakası olduğu, pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. O ikinci virüs vakası da... Birinci hastayla aynı ortamda kalan birisinde ortaya çıktı. E, yer e, nerede bu tabi ciddi bir soru işareti bu açıklanmıyor. Bunun üzerine tabi e, yorumlar yapanlar var ama hassas bir durum. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın hassas bir şekilde çalıştığını hep birlikte gözlemliyoruz zaten. E, bu hassas çalışma ve açıklamalara bakmak gerektiğini de buradan ifade etmiş olalım. Onun dışında daha önce de koronavirüsle ilgili burada yayınlar yaptık ve bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Özellikle hijyene ve sağlığa dikkat ettiğimiz zaman koronavirüs tehlikesinden en az zayiatla belki de hiç ölüm vakası olmadan kurtulmamız mümkün. İnşallah böyle olur ve bu hızlı bir şekilde gündemimizden çıkıp gider bu konu diye buradan temenni de bulunalım. Havalar ısındığı zaman gideceğine dair artık yok olacağına dair koronavirüsün çünkü virüsün yapısı gereği sıcakta barınamayacağını ya da yaşayamayacağını söyleyenler var, uzmanlar var. Tabii birçok uzman açıklamalar yapıyor televizyon ekranlarında. Yine e, özellikle e, sıkıntılı bir nokta da şu ki e, fırsatçılara da gün doğmuş durumda. Maalesef e, buna birazdan değineceğiz. E, fırsatçılar birçok e, temizlik malzemesinde insanlar rağbet ettikçe, almak istedikçe %100'den %200'den fazla zam yaptılar. Maalesef kara borsaya düşen maskeler var. Maske ticareti almış başını gidiyor. Bunlar üzücü manzaralar tabii ama öte taraftan dediğim gibi komik manzaralar da var. Sosyal medyada özellikle koronavirüsle gerçekten dalga geçer şekilde konuşan çok fazla kullanıcı var. Açıkçası ben de çok fazla paniğe kapılmamak gerektiğini ifade ediyorum. Rutinimizin devam etmesi gerekiyor. Özellikle bu tür durumlarda ne olursa olsun rutin hayatımızın devam etmesi gerekiyor. Fakat en azami tedbiri alarak yani en üst seviyede tedbiri aldıktan sonra rutin hayatımıza devam etmek aslında sürecin en sağlıklı bir şekilde yönlendirmenin ve götürmenin birinci şartı diye buradan ifade edelim. Ve Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi koronavirüs Çin'den çıktı. İtalya'da, İran'da ölüm vakaları var. Türkiye'de de birkaç gündür var olan iki vakada açıklandı ve Türkiye'nin ana gündem maddesi koronavirüs oldu. Biz de haftanın konusu olarak bu konuyu seçiyoruz diyelim ve haftanın polemiğine geçelim. Haftanın polemiği Nedim Şener'le Bülent Şık arasında gerçekleşen polemik. Oda TV üzerinden özellikle Nedim Şener'in üzerine gidildi. Ayşenur Aslan çağrılarda bulunmuştu. Nedim Şener neredesin demişti. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan içeriye alınırken seni de burada mahkemeye gelirken ya da onlara destek olurken görmek istiyoruz şeklinde bazı tweetler atmıştı. Bunun üzerine tabii Bundan dolayı değil ama Nedim Şener geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili yazı kaleme almış ve tutuksuz yargılanmaları gerektiğini düşündüğünü açıkça söylemişti Nedim Şener. Bunun üzerine tabii Nedim Şener'in üzerine tekrardan gidilmeye devam edildi ve Bülent Çık Nedim Şener'e bir paylaşım yaparak göndermede bulundu. Nedim Şener de ona cevap verdi. Karşılıklı olarak atıştılar. İşte Nedim Şener özellikle Bülent Çık'ın PKK'ya destek bildirisi olarak yorumlanan barış bildirisi isimli o bildiriye imza atan isimlerden birisi olduğunu hatırlattı. Ve teröre ve teröristlere destek veren bir isim bana bugün basın özgürlüğünden bahsediyor şeklinde ifadelerde bulundu. Ve karşılıklı olarak önce atıştılar ardından Bülent Şık ve Nedim Şener şunu söylediler, biz artık daha fazla uzatmayacağız bu tartışmayı dediler ve sosyal medyada böyle bir polemik oluştu. Karşılıklı olarak Oda TV konusu üzerinden Nedim Şener'in üzerine bu şekilde gidildi ve Nedim Şener cevabını verdi bir şekilde. Nedim Şener'in yazısı zaten her şeyi açıklıyor. Oda TV meselesine ve Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına. Bakış açısını o yazısında zaten bizlerle paylaşmıştı. Tutuksuz yargılanmaları gerektiğini ifade etmişti. Biz de geçtiğimiz hafta burada tutuksuz yargılanmalarının en doğru şey olacağını ve o da TV'nin kapatılmasının yanlış olduğunu da buradan ifade etmiştik. Tabii ki MIT yasasına muhalefet konusunda da bütün yayın kuruluşlarının dikkat etmesi gerektiği notunu da düşerek burada ifade etmiştik. Haftanın polemiği olarak da Nedim Şener ve Bülent Çık arasındaki polemiği görüyoruz. Evet haftanın yazarı Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, yazarı Orhan Bursalı bir bilim gazetecisi aynı zamanda. Biliyorsunuz koronavirüs gündemi Türkiye'nin birincil gündem maddesi olduktan sonra birçok uzman çıkıp konuştu televizyonlarda. Fakat yazar yazarlar da kendi yorumlarını yaptılar. İşte el temizliğine dikkat etme konusunda. Türkiye'de bir dezenfekte ve temizlik algısının oluşması böyle bir hassasiyetin oluşması da güzel bir e, görüntüydü açıkçası ve bunun üzerine e, bilim gazetecisi olarak benim de söyleyeceklerim var diyen Orhan Bursalı özellikle elimizi yüzümüzün ağzımızın burnumuza götürmemiz gibi bir temel alışkanlığımız olan bu alışkanlıkla ilgili öncelikle yazdı bu alışkanlığın neden kaynaklandığının farklı yorumlarını bizlerle paylaştı ve buna dikkat etmemiz gerekiyor elimizi götürürken havada yakalayabiliriz aklımıza getirebiliriz ve elimizi yüzümüze temastan kaçın kaçınabiliriz. Temas ettirmekten kaçınabiliriz diye ifadeler kullandı. Aynı zamanda el temizliği ve kişisel temizlikle ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Virüsle ilgili bilgiler verdi, neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi. Nasıl dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili birçok yazısında bilgileri bizlerle paylaştı. O yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum buradan ve bir bilim gazetecisi olarak konuyla ilgili yapmış olduğu araştırmaları bizlerle paylaştığı için, birinci lağızdan paylaştığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı'yı haftanın yazarı seçiyoruz. Haftanın televizyoncusu Ece Üner, Show TV ana haber spikeri Ece Üner yine o kamu spotu niteliğinde konuşmalarından bir tanesini imza atarak koronavirüsle ilgili fırsatçılara özellikle halkı paniğe sevk edenlerle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü diyebiliriz. Fırsatçıların kolonya fiyatlarını arttırması, rafların boşaltılması, işte temizlik ürünleriyle ilgili yine o fırsatçıların zamlar uygulamış olması. Aslında bu manzaraya birçok birçok dönem biz şahit oluyoruz. Ecevner de bunu ifade etti. Ramazan gelir zam yaparsınız, koronavirüs gündeme gelir zam yaparsınız farklı farklı ürünlere. Maskeler kara borsaya düşer diyerek ifade edip sitemlerde bulundu. Aslında halkın duygularına ve düşüncelerine tercüman oldu bir şekilde. Ana, ana haber sunarken canlı yayında halkın duygularına tercüman oldu Ece Üner. Bu hassasiyetinden dolayı hem alkış aldı bir taraftan da bu konuyu işte namazla ya da dinle neden bağdaştırdığın şeklinde eleştirilere de maruz kaldı. Bugün o eleştirilere de cevap verdi. Buradan onu çıkarmak gerçekten büyük bir meziyet gerektiriyor, gerektiriyor diyerek bir sistemde bulundu. Ahmet Hakan da Ece Üner'i eleştirmişti bu arada. Hani namazla ve dinle neden bu konuyu birleştiriyorsun şeklinde bir ifade kullanmıştı. Ece Üner de ona karşılık verdi bugün. Tweet atarak açıklama yaptı. Ece Üner'i bu hassasiyetinden dolayı ve gerçekten yapmış olduğu açıklamalarla halkın duygularına ve düşüncelerine tercüman olduğu için Ece Üner'i haftanın televizyoncusu olarak yeniden ilan ediyoruz. Çünkü birçok kez yine böyle hassasiyet gösterdiği için burada haftanın televizyoncusu olarak Ece Üner'i seçmiştik. Haftanın muhabiri A Haber'den Cansın Helvacı. Ee, biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günüydü ve Türkiye'de de Dünya Kadınlar Günü, her dönem emekçi kadınlar günü olarak bilinen 8 Mart her sene Türkiye'nin kadına şiddet ve kadın problemi, daha doğrusu kadına yaklaşım problemi gündemiyle Türkiye'de de her sene bir şekilde kutlanıyor ya da gündeme geliyor ve gündeme gelmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de Diyarbakır anneleri dediğimiz dağda çocuklarını bekleyen annelerin HDP binası önünde vermiş olduğu mücadele üzerinden kadına, yani kadın hakları günü ya da işte emekçi kadınlar günü 8 Mart'ı kutlamak ya da idrak etmek diyelim, karşılamak diyelim oraya gitti eee Helvacı A Haber muhabiri ve orada oradaki kadınların dağda dağa götürülmüş, kaçırılmış ya da kandırılmış çocuklarının eve dönmesi için verdiği mücadeleyi sunarken ee, orada kadınların dua etmeleri, birbirleriyle konuşmaları, ağlamaları, temennide bulunmaları kendisini çok etkilemiş olacak ki gözyaşlarını tutamadı. Sesi titredi ve "En zor yayınlarımdan bir tanesini yapıyorum." diyerek canlı yayında bizlerle o duyguyu paylaştı. Bu e, duygusal e, ve zor yayını yaptığı için Cansın Helvacı'yı haftanın muhabiri olarak ilan ediyoruz ve Diyarbakır annelerine de buradan tez zamanda çocuklarına kavuşmalarını diliyoruz. Geçtiğimiz hafta Kadınlar Günü'nde yine bir anne daha kızına kavuşmuştu. Çocuğuna daha kaçırılmış ya da kandırılmış olan çocuğuna kavuşmuştu. Dileriz oradaki bütün anneler bir şekilde çocuklarına kavuşurlar diyelim. Ve haftanın muhabirini tekrardan Cansın Helvacı diyerek ilan edelim. Haftanın YouTuber'ı Emirhan Özhan. Emirhan Özhan ilginç videolar çeken bir arkadaş ve özellikle Toplumsal hassasiyet anlamında çekmiş olduğu bazı videolar benim çok dikkatimi çekti. Son videosu özellikle bir firmayla anlaşarak bir Macbook dağıtmak ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine ödevlerini daha iyi yapabilsinler diye, kendisinin ifadesiyle söylüyorum bunu, ödevlerini daha iyi yapabilsinler diye yavaş bilgisayarlarla yapmasınlar ya da bilgisayarları olmayan öğrencilere Yanlarına giderek çekim yapmak suretiyle size bir hediye verebilir miyim diyerek onlara bir Macbook hediye etti. Onlarca öğrenciye, üniversite öğrencisine Macbook hediye etti. Onları bir an olsun sevindirdi. Özellikle yabancı e, bir öğrenci vardı ki e, kullandığı bilgisayar Fi tarihinden kalma bir bilgisayardı. Ve o bilgisayarın yerine Macbook verdi ve oradaki sevinç gerçekten çok güzeldi. E, güzel bir e, video olmuştu özellikle. Daha önce bu, bu tür videoları da var Emirhan Özhan'ın özellikle esnafın mesela simit satan, şemsiye satan esnafın yanına giderek bütün simitleri satın alıyoruz, parasını ise veriyoruz. Siz evinize gidin, dinlenin. Buradan da insanlar ücretsiz bir şekilde alsınlar diye algı oluşturmak açısından buna şov diyenleriniz olabilir. Bu tür şeyleri yayınlarda, videolarda kullanmak istismar olarak algılayanlarınız da olabilir ama ben Emirhan Özhan'ın bu şekilde istismar için yaptığını düşünmüyorum. Özellikle bu tür şeylerin yapılması açısından, teşvik açısından yapmış olduğu videoları değerli buluyorum. O açıdan Emirhan Özhan'ı hem tebrik ediyorum hem de haftanın YouTuber olarak ilan ediyoruz. Haftanın kazananı Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek. Oda TV meselesi yine Deniz Zeyrek bir açıklamada bulundu. Dedi ki, o MIT mensubunun cenazesiyle ilgili, Libya'da şehit olması ve cenazesiyle ilgili haber ve bilgi bana da geldi. Hatta belki de ilk olarak Deniz gelmiştir. Fakat ben bunu araştırdım. Araştırdıktan sonra bu şehit olan şahsın ya da şehit olan askerimizin artık görevlimizin neyse olanların. Çünkü birden fazla şehit olduğu söyleniyor. Onların asker ya da polis değil bir MIT mensubu olduğunu öğrenince ben bu haberi yapmaktan vazgeçtim. Çünkü biliyordum MIT yasası var ve kamuoyu ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkacak. Bundan dolayı ben bunu e, haber yapmaktan vazgeçtim ve haberini yapmadım. Barış Terkoğlu da e, Oda TV'deki arkadaşlar da maalesef meslek şehveti dediğimiz o şehvete kapıldılar ve böyle bir hata yaptılar e, diyerek Aynı zamanda içeride olmalarını da tepkisini de koydu. Bunu da belirtmiş olalım. O da tutuksuz yargılanmaları gerektiği taraftarı Deniz Zeyrek. Bu hassasiyeti gösterdiği için meslek etiği anlamında bu hassasiyeti gösterdiği için o, o haberi kendisine gelmiş olan o önemli haberi yasa olduğunu bilerek yapmamayı tercih ettiğinden dolayı Deniz Zeyrek'i haftanın kazananı olarak ilan ediyoruz ve meslek açısından da kendisini tebrik ediyoruz. Haftanın kaybedeni Ece Erken. Aslında magazinsel bir olay. Geçtiğimiz aylarda magazin dünyasına bomba gibi oturmuştu. Biz burada konu edinmiyoruz magazinsel meseleleri. Fakat Ece Erken'in bir görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü sunucunun, tecrübeli sunucu Ece Erken. Sevgilisinin eşinin arabasına zarar verdi. Ya da sevgilisinin arabası. Artık o açıklamalar yapıldı. Birbiriyle çok... Çelişen açıklamalar var, karışık açıklamalar var. Onları bir kenara bırakıyorum. Fakat gece vakti Mobese kameralarına yakalanmış, arabasından inip iki tane lüks araca, evlerinin önündeki iki tane lüks araca zarar veriyor. Hıncını çıkarıyor, sinirini or oradan çıkarıyor. Bu doğru bir davranış değil. Zaten sosyal medyada da gündem oldu. Medya dünyasına da bomba gibi oturdu. Ve Ece Erken'in bu davranışı yanlış bir davranış. Haftanın kaybedeni olmayı hak eden bir davranış. Çünkü ne olursa olsun siz önce insani olarak başkasının malına veya da canına kastetmek ya da zarar vermek e, niyetli hareketlerde bulunmak yanlış. Fakat ikinci olarak da e, ünlü bir sunucusunuz ve profesyonel bir hayatınız var, meslek hayatınız var. Profesyonel meslek hayatına da yakışmayan görüntüler olduğunu tekrardan ifade etmiş olalım. Bugün açıklamalar yapıldı çeşitli şekilde ama onların hepsi magazinsel açıklamalar olduğu için onların hepsini bir kenara bırakarak haftanın kaybedeni o araçlara zarar verdiği için başkasının malına kastettiği için zarar verdiği için Ece Erken olarak ilan ediyoruz haftanın kaybedenini. Haftanın kaybedeni demişken bir şeye daha değinmek gerekiyor. Özellikle ...koronavirüs meselesi üzerinden halkı paniğe sevk eden, yine Sağlık Bakanlığı ve devlet çeşitli korona vakalarını gizliyor bizden diyerek algı oluşturmaya çalışan bir furya var. Bu furyanın da önemli isimlerinden bir tanesi Habertürk'ten Bülent Aydemir'di. Birçok konuda çıkıp yorum yapıyor, her konuyu yorumluyor bir şekilde her gün özellikle. Bülent Aydemir bu konuda da bir imada bulundu ve dedi ki devlet saklıyor olabilir dedi ve bıraktı. Daha sonradan çevirmeye çalıştı ama böyle bir ifade kullandı. Bu ifadeleri lütfen kullanmayalım. Özellikle canlı yayınlarda, medyada ve sosyal medyada büyük etki uyandırabilir. İnsanları paniğe ya da galeyana sevk etmeye hiç gerek yoktur. Koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Tedbirler alınıyor. Bizler de kişisel olarak tedbirlerimizi alalım. Sağlığımıza ve hijyenimize dikkat edelim gibi çağrılarda bulunmaktansa bu tür çağrılarda bulunmak maalesef ne topluma ne devlete hiçbir şeye yarar sağlayacak açıklamalar değil. Buradan ifade edelim. Haftanın kaybedeni diyerek bunu da aklıma geldi. Sizlerle paylaşmak isterim. Haftanın alkış alanına geçelim. Haftanın alkış alanı Fatih Portakal. Fatih Portakal'ı biliyorsunuz hükümeti, devletin yapmış olduğu faaliyetleri birçok kez eleştirdi. Hatta bazen yanlış eleştirilerde bulundu, yanlış bilgiler verdi, haddini aşan bazı ifadeler kullandığı dönemler vardı biliyorsunuz. Ee, Libya'daki Türk askerinin faaliyetlerini emperyalizm gibi algılayan açıklamalarda bulunmuştu ama Fatih Portakal Sağlık Bakanı'nın hakkını yiğidi öldür hakkını yeme diyerek teslim etti. Ve Sağlık Bakanı'na bir teşekkür mesajı yayınladı. Süreci gerçekten şeffaf bir şekilde her, her gün neredeyse açıklamalar yapmak suretiyle kamuoyunu aydınlat, aydınlatan Sağlık Bakanı'na hakkını teslim etti. Kendisini bu davranışından dolayı alkışlıyoruz. Bir alkış da Sağlık Bakanı'na buradan gidecek doğal olarak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu süreci gerçekten çok çok iyi yönetiyor hem kamuoyu aydınlatması açısından yapmış olduğu açıklamalar, hem kendinden emin açıklamalar, alınan tedbirler, hastanede var olan vakalar ve açıklamaların mahiyeti gerçekten takdire şayan bir süreç işletiliyor. Sağlık Bakanlığı buradan hem Sağlık Bakanlığı hem sağlık görevlilerini bütün sağlık görevlilerini hem de bu süreci yöneten bütün ilgili kurum ve kuruluşları, oralardaki insanları e, biz de buradan alkışlıyoruz. Fatih Portakal nezdinde onlara birer alkışta bizden olsun diyelim. Notlarımıza geçelim ve bitirelim. İlk notumuz Akit Gazetesi'nin Müjdat Gezen hakkında kullanmış olduğu bir ifade. Bu ifadeyi burada paylaşamıyorum maalesef. E, o ifade Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü kapsamında, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş. Bana çok garip bir Karar olarak geldi. Müjdat Gezen'i savunduğundan değil. Çünkü Müjdat Gezen de o tür ifadeleri sürekli kullanan. O tür e, tırnak içinde hakaret ve küfür ifadelerini kullanan bir isim. Akit gazetesi de ona karşı kullanmış. Fakat açılan davada basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş olması... Bana çok garip geldi. Sadece bana değil, Ahmet Hakan'a da çok garip gelmiş. O da köşe yazısında buna değindi. İlk notumuzu bu şekilde sizlere söylemiş olalım. İkinci notumuz ise Ali Babacan partisini kurdu. Geçtiğimiz hafta burada değinmiştik. Gençlerle buluştuğunu söylemiştik. Ali Babacan'ın gençleri hedef aldığını ve arkasında ciddi bir prodüksiyonun olduğunu söylemiştik ve partisini ilan etti. Partinin ismi DEVA. DEVA Partisi artık siyaset hayatına başlamış oldu resmen. E, fakat e, korona gündemiyle birlikte aynı zamana denk geldiği için bazı yazarlar bu konuyla ilişkilendirmek istediler. Yani e, çok doğru bulmuyorum bu açıklamaları, bu yazıları. Dediler ki işte gelir gelmez koronayı da getirdin, e, uğursuz olduğunu falan söyleyenler oldu maalesef. ve Bunlar çok e, doğru tespitler değil. Ne real politik ne de ahlaka e, uygun. Siz aynı fikirde olmayabilirsiniz. Hangi parti, hangi görüşten olursanız olun yeni bir parti kuruldu. Bunu siyasi arenada, önümüzdeki süreçlerde hep birlikte göreceğiz zaten. Ali Babacan'la ilgili bir, belki bir background'unuz vardır. O background'da e, onunla ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu da gayet normal. Siyasi görüşlerin zaten e, bu konu e, yine siyaset gündeminde ve medyanın gündeminde yer aldı. Herkes yazdı çizdi ama koronavirüs meselesiyle, uğursuzlukla falan bağdaştırma ne akla ne ahlaka uygun buradan ifade etmiş olalım. Ali Babacan'ın partisini de diğer partileri de daha reel politik lütfen daha reel politik değerlendirmekte de yarar var diyorum. Diğer notumuz ise New York Times gazetesi Amerika'da yayın yapan New York Times gazetesi bir algı oluşturmak için bazı fotoğraflar haberlerin içerisinde kullandılar. Bazı fotoğrafları Türkiye'den fotoğrafları kullandılar. Fakat haberin Türkiye ile ilgisi yok. Türkiye'de dezenfekte çalışmalarının yapıldığı fotoğrafları New York Times gazetesi ilgili haberde. ilgili haberde şu Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da koronavirüs ortaya çıktığı için ve giderek yayıldığı için Avrupa'dan gelen seyahatleri iptal ettiğini açıklamış. Ve seyahat iptali söz konusu olmayan Türkiye'den görüntüler paylaşılmış. Buna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaparak bu şeyi kınadı. Böyle bir algı operasyonunun ...kabul edilemeyeceğini açıkladı. Bu algı operasyonunun hemen ardından bugün New York Times gazetesi de... ...bir karışıklık olduğunu ifade ederek hem özür diledi hem de fotoğrafları kaldırdığını ifade etti. Fakat yabancı medyanın bu tür algı operasyonlarına alıştık bizde de. Mültecilerle ilgili de sürekli yapılan yayınlarda ciddi bir algı operasyonu sürdürülüyor Türkiye'ye karşı. Bunu da notlar arasında ifade etmiş olalım. Son notumuz ise Posta gazetesinden Timur Soykan... ...Posta Gazetesi'nde işten çıkarıldı. Hürriyet Gazetesi'nde ve... işte ...demirören medya grubundan... ...işten çıkarılan yaklaşık 35-40 kişinin... ...geçtiğimiz aylarda... ...gündeme oturduğunu biliyoruz medya dünyasına. Onlar haklarını da arıyorlar bir şekilde. Ara ara biz de paylaşıyoruz. Burada videolar yapıyorlar. Çeşitli imza kampanyaları... ...düzenliyorlar. Timur Soykan onların arasında değildi. Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü yaparken... ...özellikle çalışanların sendika hakları ile ilgili kurum içerisinde bir algı oluşturmak ve çalışanlarına sendikalı olun, haklarınızı savunun diyen bir isim ve sürekli panolarda, kurum içerisindeki panolarda sendikayla ilgili karikatürler asan bir isim. Aslında iyi bir yönetici ve çalışan diyebiliriz bu noktada. Ve Barış Terkoğlu, Barış Pe Pehlivan'la ilgili Oda TV süreciyle ilgili de bir tweet paylaştı. Onların içeride olmasına karşı çıktı ve onların yanında izleyerek destekte bulundu. Hem bundan dolayı hem de o sendika meselesinden dolayı Posta Gazetesi'nden işten çıkarılan isimler arasına girdi Timur Soykan. Tabii bu olur olmaz Hürriyet Gazetesi'nden daha önce ayrılan ya da işten çıkarılan o tebligatla işten çıkarılan e, diğer çalışanlar da Timur Soykan'a sahip çıktılar. Birçok gazeteci de aynı zamanda bu meslektaşlarına, Timur Soykan'a e, destek tweetleri atmak suretiyle destekte bulundular ve onun işten çıkarılmasını kınadılar. Bunu da buradan ifade etmiş olalım, biz de destek verelim kendisine. Gazetecilerin sendikal haklarını da buradan tekrardan ifade etmiş olalım. E, biz de destekliyoruz gazetecilerin sendikal haklarını diyelim ve Haftaya bakışı noktalayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle koronavirüs gündemi var. Koronavirüsle ilgili tekrar ifade edelim. Dezenfekte olun sürekli. E, kolonya kullanın. E, kolonya bulabilirseniz tabii. E, Piyaza gerçekten sıkıntılı. E, yine temizliğinize dikkat edin. Ellerinizi yıkamayı aksatmayın. Toplu ortamlardan uzak durmaya çalışın. Ve en önemlisi de kurumların, bakanlıkların, ilgili kurumların açıklamalarının dışında sosyal medyadaki hiçbir algı operasyonuna ve açıklamaya düşmeyin, kanmayın diyorum. Ve sağlıklı günler dileyelim. İnşallah koronavirüs gündeminin gündeminden de hızlı bir şekilde kurtuluruz diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınızı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.